Kendini avutmaya çalışan Arsène Samanç'ın ebedi nişanlının önünde sanki kendini temize çıkarıyor, onu teselli ediyordu. Konuşan kendisi değildi sanki. Hruşev dönemine ait 7 katlı apartmanın eski asansöründen inmiş, kapının arkasında duran ebedi nişanlıya af dilercesine, yalvarırcasına fısıldıyordu. Bekle biraz, azıcık daha sabret. Bakarsın Allah nasip eder ve bir şeyleri başarırız. İşte o zaman seni, Aydana'yı ve klasikle yoğrulmuş yüce müziği bir araya getireceğim. Sahnede Aydana. Sense orada onu izleyecek, dinleyeceksin. Ancak biraz sabret. Sonra düşün, Aydana'nın bir suçu var mı? Kendi arzusuyla atılmadı ki bu işe. Bir zamanlar seni kaçırdıkları gibi, kaçırdılar onu da. Bugün insanlar nasıl kaçırılıyorlarsa, usulü neyse öyle. Aytmatov'u okuyorum.